Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Asfalt 9'u kaldığımız yerden bir yerden devam ediyoruz. Bu Asfalt 9 videosunda sizlerle beraber Avrupa sezonu gelmeden önceki gelen yeni etkinliklere böyle ne var ne yok diye böyle bir bakacağız. Hem de yeni sezon öncesi son Asfalt 9 videosu olacak bu. Normalde Asfalt 9 videosu yapmayı düşünmüyordum. Ama baktım yeni etkinlikler, ufak tefek bir şeyler var. Dedim bari tamam videosunu çekeyim. Hem zaten Asfalt 9 gelmesini çok istediğinizden dolayı dayanamadım. Şu anda Asfalt 9 videosunu size için çekiyorum. Saat gördüğünüz gibi şu anda 4:46. Video yetişir mi saat 4'e bilmiyorum. Yani video gelemezse şimdiden haberiniz olsun, kusura bakmayın. Yani sonraki güne ertelenebilir. Ya da normalden biraz daha geç atabilirim. Bilmiyorum. Video ne zaman size ulaşırsa haberdar olursunuz zaten. Bu arada ben Grand Prix o kadar sallamıyorum ki şimdi. Çünkü tam böyle yıldız atlatacaktım. Yapamadım falan. Ondan sonra saldım. Yani vazgeçtim Grand Prix oynamaktan falan. Neyse sevgili arkadaş, şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu yeni gelmiş etkinlik olan Yıldızlar ve Şeritler etkinliğini bir sizlerle beraber yapalım. Hangi araçlar var bir bakalım. Ford Shelby GR1, Chevrolet Corvette Grand Sport, bir de Dodge Viper GTS var. Bizim burada oynamadığımız tek araba Ford Shelby. O yüzden Ford Shelby ile oynayacağız. Diğer araçları ya etkinlikte ya da kariyer modunda oynadığımız için onları oynamayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bakalım ne var ne yok. Bir görelim. Bu araba nasılmış? Bir deneyelim. Ben bu arabanın kilidini açmak malum epey zor. Çünkü 500 dönüştürme parasını alabiliyorsunuz. 500 dönüştürme parası derken bir tane çizimi için. 50 tane çizim istiyor. Allah aşkına B sınıfındaki destansı resim bile o kadar istemiyordu kardeşim. İnsaf ya. Biraz insaf yani. Bence çok saçma. Neyse önemli değil. Zaten almak için uğraşmıyorum. En azından arabayı da denemiş olacağız. Araba gayet hoş bu arada hani. Arabanın kendi tipi falan hoş. Maksimum haldeyken gayet de oynanabilir halde. Araba gayet güzelmiş. Hoşuma gitti. Ama tabii ki de bu arabayı almak için uğraşır mıyım? Hayır. Asla. Her ne zaman bütün dönüşme parasıyla almam gereken arabaları alır üstüne fullerim. Heh, o zaman. Bakın fullerikten sonra diyorum. Yani R'sini falan fullleyeceğim ondan sonra, yoksa hayatta. Bu arada biz bu etkinlik diyorum, çok özür dilerim. Biz bu haritayı daha önce bu şekilde oynamıştık bu arada, hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle 1 Nisan şakası mıydı? O tarz bir etkinlik vardı. Ya ondaydı ya da şey vardı. Koisek Jesko falan vardı. Sumo mumo bir şeyler vardı. Böyle değişik bir araba vardı. O zaman oynamıştık. O etkinlik geldiğinde oynamıştık. Hatırlıyorum. Ama bu sefer ters şeritten oynuyoruz. Aynısı değil. Yani oynadığımızdan farklı bu. Tamam, gayet güzel. Kazandık yarışı. Gayet rahat bir şekilde birinci bitirdik. İtibar seviyem de bu arada şu anda 55. Oha, sıralama 90 bin mi? Neyse, arabamız o kadar iyi olmadığı için, yani Viper GTS falan da olduğu için, bir de Grand Sport falan, çok da kafaya takmaya gerek yok. Ben bu etkinliği yaparım bu arada. Hani şey yaparım. Oynarım. Hem para falan kasarım biraz, hem de çizim bizim gelir, bir şeyler gelir falan. Hoş bir etkinlik. Gayet güzel bir etkinlik. Sonra da Kolezyum oyunları final var. Ben hangi arabayla oynadım bilmiyorum ama. He, doğru. Bu arabalarla oynamıştım. Şunu oynayacağım. Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Bu arabayla hiç oynamadım. Ya da bir ara bu arabanın Grand Prix'si gelmişti galiba. Ama ben o zaman oyuna çok çok yeni başlamıştım. Hatta zamanı falan bir türlü geçemiyordum. Hiç ödül alamıyordum falan. O zaman oynamışımdır. Ki büyük ihtimal o. Araba çok güzel ama ya. Yani bu Lamborghini o kadar tatlı, o kadar hoş ki. O kadar şekil ki, keşke benim olsa ya. Hani gerçekten o kadar tatlı bir araba ki. Ben böyle siyah yanına sarı falan bayılıyorum ya. Böyle altı sarısı falan. Çok hoş ya. Hani bir de bu Lamborghini olunca, bir de böyle şekili şukulu olunca, özel bir araba olunca çok ayrı bir tatlı oluyor ya. Asfalt 9'u bu yüzden çok beğeniyorum. Araba dizayn tasarımlarını falan çok beğeniyorum. Böyle özel araç tasarımları falan. Beni o kadar çok kendine çekiyor ki. İnsan almak için elinden geleni yapası geliyor yani. Bayağı uğraşmak için bir şeyler yapmaya teşvik ediyor yani. Ama maalesef araba bizde var mı? Yok. Ama en azından böyle ara ara oynayıp hasret gideriyoruz yani. Benim için yeterli. Zaten arabayı alacağım da, geliştireceğim de, çizimlerini toplayacağım da, ama
Koy gitsin yani hakikaten. Hiç öyle takmaya gerek yok bu kadar. Siz benim böyle taktığıma bakmayın arkadaşlar. Ben ne zaman bu tarz arabaları istiyor olsam da, istediğim zamanlar gelse de böyle olsa, ne zaman bu tarz arabalar istesem, aklıma sürekli benim o özel Porsche geliyor. Club Sport var ya benim. Bir de 599 Evo Ferrari. Anahtarlı arabalarım geliyor aklıma. Onlar beni teselli etmeye fazlasıyla yetiyor. Yarışı kazanamamış olmam hiç önemli değil bu arada. Zaten Mazda ile kapışmak mümkün değil. Yani zaten ben bu etkinliği yaptım. Maksat hem arabayı denemek hem de etkinliği sizler için göstermek istedim. Araba bu var. Onu da yapalım tabii ki. Sonra da ne yapalım? Bir de kredi soygunu yapalım. Bundan yapalım. Yani şu etkinlikleri falan bir yapalım. Aradan çıkartalım. Zaten bugün de pazar, şu etkinliği yapmam gerekiyor. Şunu. Haftalık rekabeti yapmam gerekiyor. Evet, araba bu. Ford Shelby. Zaten 12 tane çizimi vardı Max yapmam için. Şu anda bir tane kaldı. O kadar oynamıyorum. Eğer oynuyor olsaydım bir gün bile geçmeden direkt aracı maxlardım da. Hani başka videolarla uğraşıyorum. Yeni oyunlar deniyorum. Yeni oyunlara bakmaya çalışıyorum falan. Ondan dolayı Asphalt 9'a şu an çok yoğunlaşmıyorum. Malum yeni sezonun başlamasını bekliyorum. Asphalt 9'da başlasın çünkü. Sizin dediğiniz bir tane araba var. Bentley. O arabayı almak için affedersiniz kıçımı yırtacağım. Çünkü anahtarlı araba. Neden olmasın ki? Oyun sana özel bir araba veriyorsa, seve seve o arabanın peşinden gideceksin abi. Ve yine tabii ki de 3 aydır yok. 4,5 aydır, 5 aydır olduğu gibi geceyi gündüze katıp o arabayı almak için elinden ne geliyorsa yapacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O arabayı alacağım, maxlayacağım, bayağı da bir geliştireceğim. Üstüne bir de sıradaki Asphalt 9 bölümünde o arabayı oynayacağız. Tabii aynı zamanda onun arabavı görevini de yapacağım. Çünkü neden olmasın? Evet, bu arabavı etkinliğini de yaptık. Kredi soygununu şu anda yapmayayım. Onunla alakalı özel bir video yapmak istiyorum çünkü. Şunu yapayım. En iyi %10'u çünkü rahat bir şekilde giriyoruz falan. Lotus 50 Sprint 220 ile hadi bakalım haftalık rekabet etkinliğini bir de sizlerle beraber yapalım. İlk defa haftalık rekabet etkinliği yapıyorum. Asphalt 9 serisinde, video içerisinde yani. Değişiklik olmuş olur. Hem zaten en iyi ödülü de alabiliyorum ya, o yüzden yapıyorum zaten. Kredi soygunu da o yüzden şu an yapmıyorum. Hani şey yapmayı düşünüyorum. Hani 6 yıldızlı böyle bir araba mı olacak? B sınıfı, A sınıfı, S sınıfı fark etmez arkadaşlar. Maxlayacağım. Sonra kredi soygunu ile alakalı özel bir video yapacağım. Bütün ödülleri tek seferde topladım falan. Şu arabayla kredi soygundaki bütün kredi ödüllerini aldım vesaire falan böyle. Arasına da bir şeyler serpiştireceğim tabii şu anda yaptığım gibi. Mesela dümdüz bir Asphalt 9 videosu yapmak yerine ne yapıyorum mesela? Etkinlikleri yapıyorum. Birden fazla etkinlik yapıp sizlere göstermeye çalışıyorum. Yani ben videoları bu şekilde yapmayı seviyorum. Çeşitlilik katarak, bir anlam katarak. Hani 2 dakikalık bir şey yapayım da kanal atayım falan değil yani. Gerçekten emek, uğraş verip o şekilde atmak istiyorum. Sizlere bir şeyler katmak istiyorum. İşte böyle çeşitlilik sağlamak istiyorum. Hani öyle sadece bir iki şey yapıp bırakmak istemiyorum. Ben öyle ucuza kaçmayı, kolaya kaçmayı seven bir insan değilim. Zaten beni az çok tanıyorsunuzdur. Takip edenler, videolarımı izleyenler bilir. Yani illaki bir çeşitlilik sağlayacağım. İllaki bir detay olacak, bir şey olacak bende. Yoksa benim için rahat etmiyor. Evet, bu arada sevgili arkadaşlar, videomuzu bu dakikaya kadar izlediyseniz, evet kayıttayız bu arada. Arada böyle bakmam gerekiyor. Çünkü bu ekran kaydırıcı birazcık problem çıkartıyor da. Şu ekranın sağ üst kısmına bastığım anda istemsiz bir şekilde kaydı falan durduruyor. Böyle ufak tefek problemler oluyor. Ondan dolayı risk almak istemiyorum. Neyse. Videomuzu bu dakikaya kadar izlediyseniz ve destek olmak istiyorsanız, videoyu kapatmadan bir beğeni bırakırsınız gerçekten çok sevinirim. Değilseniz kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Başka oyun serilerimizden ve başka çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada ücretsiz paketi bu video için saklamıştım. Garaj seviyesi 14'e ulaştık çünkü. Hadi bakalım ne gelecek. Spider falan ver. Bir şey ver. Camaro. Okey. McLaren P1. İyi oldu. İyi oldu. Neden olmasın? Yani yine McLaren P1. Bak bu çok güzel oldu.
Yani 6 tane McLaren P1 çiziminin gelmiş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü hani daha 2 yıldızlı araba geliştirmemiz gerekiyor. Şu ödülleri falan da toplayacağız tabii ki. Araba yükseltme görevini yapalım sizlerle beraber. Ben hangi arabayı geliştiriyordum ya? Şöyle bir bakayım. Hem araçlarımı falan da göstereyim size. Neden olmasın yani? He, Arsin. Şu aracı bir geliştirelim. Yani çok tatlı, çok güzel bir araba. O yüzden geliştirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Parayı tabii ki de bitirmek istemiyorum tamamen. Paraya ihtiyacım olacak. Şu ödülleri bir alalım sizlerle beraber. Çünkü ben sonra unutuyorum. Dün mesela bu görev ödüllerini almayı falan unuttum ben yine. Boşu boşuna jeton zararına girmiş oldum. Yani gereksiz yere. Malum araba ve etkinliği geleceği için benim şimdiden ciddi anlamda benim jeton biriktirmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada benim yapmam gereken başka bir şey daha var mı ya? Ferrari Roma. Oynadım mı bilmiyorum ama neyse zaten Asfalt 9 bölümünde oynayacağım. Sıradaki Asfalt 9 bölümünde yani. Kaç dakika oldu bu arada? 11 dakika oldu. Tamam o zaman. Bir de sezon finali adlı bir etkinliğimiz var. Onu da biz sizlerle beraber yapalım. Tabii eğer yapabileceğim bir araba falan varsa. Tamam ya ben klasik Ferrari 599 XX Evo ile oynayayım. Ama tabii ki de yarış başlasın öyle kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu yarış baya bir kolay olacak açıkçası. Çünkü Lamborghini Centenario'lu adamlar geldi. Bir tanesi de Pininfarina ama baya bir düşük performanslı. En yüksek performanslı araç bizim. Kolay çünkü Lamborghini'nin bu Centenario'nun yani hakimiyeti aşırı derecede düşük. Yani çok fazla hız kaybedecek. Ama bizim arabamızın hakimiyeti hızı falan dengeli olduğu için Centenario'dan pek bir fark yiyeceğimizi düşünmüyorum. Yani kolay olacak ya. Yani büyük bir ihtimal birinci olacağız. Tabii eğer saçma sapan enkaz olmazsa bir aksilik olmazsa. Ama genel olarak yani adamlardan epey avantajlıyım. Yani bu bir gerçek. Ama tabii ki de ara ara birincilik değişimleri olabilir mi? Neden olmasın? Ama eğer sap dışı olursam otomatik olarak GG tabii o ayrı. Şöyle bir yapalım. Düz gideceğim ki adamı yakalayayım. Ya büyük ihtimal geçeriz adamı ama ya. Ama gereksiz fazla drifte kayıyorum. Farkındayım. Çünkü ben nitromu daima hazırda tutmak istiyorum. Hani şu nitroyu maxlayayım da hani şok nitro yapayım falan diyorum sürekli. Ben nitro basmayı çok seven bir insanım. Çünkü nitro benim için çok değerli bir kavramdır. Hatta benim oyun içerisinde en çok değer verdiğim şey nitrodur her zaman. Ha, tabii bazen hakimiyet falan öncelik veriyorum. O ayrı bir durum. O ayrı bir durum ama istisnai durumlar dışında her zaman ilk olarak ben nitroyu geliştiririm. Evet bu arada birinci olamayacağız. Geçmiş olsun. Orada batırdım. Yapacak bir şey yok. Ama genel olarak kolay bir yarış oldu. İkinciyiz yani. Ama benim için dert mi bu arada birinci olamamak? Hayır kesinlikle değil. Neden dert olsun ki? Yani kazansam ne olacak, kaybetsem ne olacak hani ikinci olsam ne olacak çok da dert değil. Bu arada bu etkinliği de biraz oynayacağım bu arada ciddi anlamda kredi falan veriyor çünkü benim krediye ihtiyacım var. Keşke geldiği gün direkt oynamaya başlasaydım ama yani biliyorsunuz işi gücü olan yoğun bir insanın başka şeyleri falan da yapmaya çalışıyorum olmaktan çok da bir zaman ayıramıyorum maalesef. Ama tabii ki de bu en azından 1600 ya da 4100 yapmama engel mi? Hayır değil. Yapmak için elimden geleni yaparım sevgili dostlar. Daha fazla uzatmadan artık videoyu burada kapatmak istiyorum bu arada. Kaç dakika oldu? 14 dakika oldu video. Yeterli. Daha fazla uzatırsam çünkü videonun yüklenme ihtimali çok daha düşük olacak. Zorlamaya gerek yok. Evet umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala buradaysanız ve başka içeriklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesine başka oyun serilerimizi ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.